Değerli izleyenlerimiz, harika bir pazar günü. Kendinize şöyle güzel bir kahve çay aldınız mı? Güzel şöyle belinizi güzel bir yere yasladınız mı? Çünkü bugün yapacağımız bu program hayatlarınızı değiştirebilir. Bunun için söz vermiyorum, neler mümkün diyorum. Sevgili dostum, Simla Özsezgin benimle birlikte. Simla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Simla, Access Consciousness'ta çok keyifli sınıflar açan, eğitimler veren, aynı zamanda da terapiler yapan, seanslar yapan harika bir varlık. Harika bir sonsuz varlık. Kendisiyle çok uzun süredir tanışıyoruz. Çok yoğun bir arkadaşlığımız var. Benim Melisama dönemimden başlayan. Aynı zamanda da çok paralel bir Access Consciousness yolculuğumuz var. Evet. Sevgili Simon, geçtiğimiz aylarda İşin Neşesi kitabının Joy of Business konseptinin üreticisi ve bu kitabın yazarı, aynı zamanda Access Consciousness'ın dünya direktörü, evet, sevgili Simon Milesas dedi ki, Access sorularla çalışır, biraz bahsedeceğiz bundan ve bu sorularda tıkandığınız noktalar olabilir. Her daim aynı soruyu sormayın. Oradan bir şekilde enerjetik olarak önünüze olaylar gelişmiyorsa, olaylar açılmıyorsa bilin ki artık o soru size hizmet etmiyordur. Evet. Ya sorunuzu değiştirin ya kendinize bir facilitator deniyor İngilizcesi, sizi fasilite edecek, sizi yargısız alandan objektif olarak sorularıyla açacak birini bulun. İşte benim hayattaki çok değerli dünyanın bir ucundan beni fasilite eden dostum sevgili Simla. Muhteşem minnettarım. Gerçekten Access'in içinde olduğumuz için ayrı minnettarım. Evet. Bu seçimde olduğumuz için. Böyle yakın bir dost ama gerçekten yargısız alandan doğruyu görebilmek. Elif, acaba burada buraya baktın mı? Burada kendinle ilgili bir yargın mı var? Bunu değiştirebilecek şimdi ne olabilirsin? Hangi alan, hangi bilinç, hangi enerji olabilirsin dediği anda bir dakika ya diyebildiğim bir insan. Evet, sen de aynı şekilde olsun, benim ne güzel için. Gerçekten aynı zamanda sevgili eşim Barbaros hep söyler. Yani bütün bu internet, işte bu telefonlar, rahmetli olmuş olmamış yaşayan bütün teknolojinin, evrende teknolojinin dünyanın daha iyi bir yer olması için gelişmesine katkı olan her insana minnettarım. Evet. Şimdi sevgili Simla, Louisiana'da. Louisiana'dan Türkiye'ye, İstanbul'a, ben bazen Güney Afrika'da oluyorum. Evet. İşte o Las Vegas'ta oluyor, ben Hindistan'da oluyorum. Buralardan birbirimizle o temas içinde olmak ne kutlu ne mutlu. Gerçekten. Ama daha da güzeli birbirine dokunuyor olabilmek. Şimdi biz, evet, o ayrı bir mutluluk. Evet, sevgili Simla İstanbul'da artık. Bir 2-3 ay burada olacak, birlikte ya da ayrı ayrı birbirimize konuk olarak güzel sınıflar yapacağız. Öte yandan nasıl bu kadar şanslı olduk ki birbirimize de terapiler yapıyoruz. Ay, evet, beden ve dokunuşlar. Bu kadar şanslı olduk. Simla'cığım, şimdi nelerden bahsedeyim. Ay, şu programı güzel verimli kullanalım. Çok heyecanlı. Çok istiyorum. Şöyle biraz paslaşalım. İlk defa ben de programın yapımcısı değil de kendimi de konuk olarak içeri, evet, dahil edeyim istiyorum. Benim için büyük bir mutluluk. Önce en büyük projemiz. Evet. Bizi çok heyecanlandırıyor. Allah'ım. Buraya gelirken bir de böyle hiç durmadan konuştuk. Para şelalesi yapacağız. Para şelalesi. Biraz bundan bahsedelim. Nasıl gelişti? Para şelalesi bir anda doğdu. Beraber Elif'le oturuyorduk. Ben Elif'in konuğuydum evinde. Bir anda sınıflardan bahsederken ben parayla ilgili bir şey yapalım, bir etkinlik yapalım, bir insanları hem barzı göstermek, hem onlara aksesi tanıtmak, hem de hakikaten parayla ilgili çok sorular geliyor. Çok. Ve para en büyük handikapımız. Şimdi uluslararası ortamlarda herkes, yani uluslararası aksesçiler, değişik sorular soruyorlar. Bedenleriyle ilgili, cinsel bir şekilde istismara uğramış çocukluğunda, belki Türklerde inanılmaz çok vardır eminim ama evet, Türklerde bunu ortalığa açan ya da çok şükür ki bizim aksesçilerimizde hiç olmadı diyelim. Bunun için neler mümkün? Değil de daha çok hep parayı yaratmak, burada zorlanmak, borç içinde yaşamak, borcu evet,
onurlandırmak kim seçer ama seçiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla para çok geliyor. Sana da değil mi para çok geliyor? Para çok geliyor. Bu bütün dünyada var ama hani her kültürde daha farklı. Bu takip ettiğim kadarıyla Türkiye'de biraz daha farklı, Amerika'da biraz daha farklı. Okuduğumuz kitaplardan, aldığımız eğitimlerden, oluşturduğumuz prosesler, edindiğimiz bilgilere göre para şelalesiyle inşallah bir katkıda olmayı muhteşem seçiyoruz. Tabii yani parada genelde negatif odaklanıyoruz kesinlikle. Evet. Yani borç, ay olmadı, onu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapacağım? İşte eğer öyle olursa yapabilirim, evet, o gelirse oraya gidebilirim benim gibi. Benim şimdi etim ne, budum ne, daha şirketim yani ne, kendimizi küçültüyoruz, nasıl yaparız, nasıl ederiz? Sürekli de tabii bu negatiflikte olduğumuz zaman çok büyük duvarlar örüyoruz. İnşallah bu para şelalesinde bütün bu duvarları harika yıkıp yeni olasılıklara harika kapılarımızı açacağız. Şimdi bana soruyorlar Elif'ciğim, Elif Hanım ya da hı-hı uzaktan takip edenler. Yani bu nasıl bir şey olacak? Bu bir eğitim mi? Bu bir eğitim değil. Değil. 4 saat sürecek yaklaşık. Hı-hı. Bu bir müthiş bir soru tufanı olacak. Şimdi evet, akses sorularla çalışıyor. Çok basit bir şekilde bunu tabii eğitimlerde çok detaylı anlatıyoruz ama akses der ki sen 30 yıldır, 40 yıldır, 50, 70 yıldır, kaç yıldır yaşıyorsan bir kase dolduruyorsun. Ve bütün verdiğin cevapları, kararları bu kasenin içinde biriktiriyorsun ve bu kaseden cevapları seçiyorsun. Oradaki yargıların, oradaki tanımların bu iyidir, bu değildir. Hı hı. Oradaki dualiten evet ve bütün her şey bunun içinde ama senin o küçücük, 70 yaş çok fazla bir şey değil, hele 30'lar, 40'lar, o küçücük yaşamında biriktirdiklerin var. Halbuki soru olduğum zaman evrende sonsuz, evet, milyon, milyar, hatta buna geri çok tatlı bir laf söylüyor. Godzillion bazen duyuyorsunuz değil mi? Godzillion. Sadece evet, Allah'ın bildiği. God biliyorsunuz. Sonsuz Allah sayı. Demek. Muhteşem. Olasılık açılabilir sorduğun zaman diyor. Hı-hı. Biz de ne yapacağız? Sorular soracağız. Atacağız. Sevgili katılımcılarımızdan da bize katılmalarını isteyebiliriz. Orada soru sorabilirler, kesinlikle, açabilirler. Enerjileri açığa çıkartacağız. Kesinlikle öyle. Bars uygulayıcıları birbirlerine bars yapabilecekler. Öyle güzel otelimizde güzel bir öyle bir ortam hı-hı ayarlayacağız. Ve bazen soruyorlar ya bars yaparsak uyuyakalırız, uyuyakalırsak. Sevgili dostlar, biz bu güzelim varlıkları o kadar küçücük bir alandan hı-hı görüyoruz ki uyumak, uyumamak, o bedenin hiçbir yargısının olmadığı, uyurken seni rahatlattığı ama o tıkır tıkır çalıştığı bir sistem içinde. Uyurken de bu uyurken, değişim evet, mümkün. Uyurken bile alıyoruz. Soruları, yıkıp yaratımları, bütün prosesleri hepsini alıyoruz ve hatta daha da fazla işe yarıyor kesinlikle gibi. Kesinlikle. Bizim amacımız şu olacak. İyi ya da kötü. Çünkü Akses'te dualite yok, yargı yok, iyi ve kötü diye bir şey yok. Bu 10 saniyede senin işine bu yarar, evet, diğer bir 10 saniyede gözünü açıp kapatırsın, başka bir şey işine yarar. Hı-hı. Biz parayla ilgili bütün yargıları yıkmanın seçimindeyiz. Bunu iyi zannettiğimiz, işte çok çalışan işte küfesini doldurur gibi ya da ekmek aslanın ağzında gibi daha zordan çalışan. Yani hem iyi hem kötü bütün bakış açılarını yıkmak. Yani parayla ilgili hiçbir bakış açımız olmasa. Yani böyle bomboş, hiç yargısız, hiç bakış açımız olmasa ve ondan sonra sorular sorsak evrene. Bize nasıl yaklaşır o para? Muhteşem. Şimdi biz niye bu kadar heyecanlıyız? Hani birçok insan bir araya geleceğiz. Bu bizim için büyük bir keyif. Evet. Sevgili Simla, sevgili Geri Douglas'ın, Akses'in kurucusundan bizzat çok güzel bu içerikte bir eğitim almıştı. Ben de sevgili Dane'den, Kov kurucusuna çok güzel, çok benzer içerikte birkaç eğitim almıştım. Dolayısıyla biz de aslında bazı sorular, bazı prosesler, daha böyle fabrika çıkışı var. Niye heyecanlıyız? Bunları kolektif uygulayacak olmak evet, orada ne yaratacak? Yani 4 saat boyunca bunları uygulayıp ve katılım sayısıyla yani insanların çokluğuyla alakalı da enerji büyüyor biliyorsun. Evet. Ne kadar çok insan olursa o kadar çok enerji ve yani şimdi hayal ediyorum böyle gerçekten o kadar insanın enerjisiyle beraber bunları yıkmak müthiş mucizelere yol açacak. Gerçekten öyle. Evet.
Para Şelalesi böyle. Çok yakın bir zamanda iki tane güzel böyle bir programımız olacak. Hı hı. 2 Haziran gün içinde yaptık. 7 Haziran günün akşam. Sonunda daha mesai çıkışı gelebilecekler için planladık. Bunlarla ilgili kayıt için bize e-maillerden sevgili dostlar ulaşabilir. Benimki eliflenelermumkun@gmail.com. Benimki accesssimla@gmail.com. Sevgili yönetmenim bunları ekrandan da verecektir. Para Şelalesi böyle. Tekrarlayabilir miyiz? Bakalım Simla dönmeden bunu belki bir kere daha, iki evet, kere daha yapabilmemiz için neler mümkün? Çünkü biz birlikte Geri ile Deyn'le buluşmaya gidiyoruz. Evet, Viyana'ya çok ileri seviye, güzel, keyifli bir eğitim olacak. Çok heyecanlı. Çünkü bu eğitim ilk defa bu şekilde biz alacağız. Bir böyle Geri tabii aksesi öyle kurmuş, öyle yaratmış ki her şey dinamik. Hiçbir şey vaat etmiyor ama hayatı evet, değiştirebiliyor. Şimdi o değişim dönüşümden sonrakini alabilme şansımız var. Nasıl bu kadar şanslı oldu? Evet, ilk Choice of Possibilities, Level evet, 2'den sonraki değişen. Muhteşem olacak. Evet. Dolayısıyla belki ondan sonra bir kere daha yapma şansımız olacak. Evet. Bunun dışında Access'te ne eğitimler var? Birazcık bunlardan bahsedelim. BARS eğitimlerimiz var. BARS eğitimi alıp nasıl uygulandığını öğrenip uluslararası onaylı sertifika evet, alabiliyorlar sadece bir günde. Tüm günlük bir eğitim. Evet, bir günlük bir eğitim. Kim uygulayabiliyor? İki kere kendisi BARS seansı alıyor. İki kere de bir başkasına uygulayarak nasıl uygulandığını öğreniyorlar. BARS manuel kitabımızı alıyorlar. İçinde müthiş prosesler var. Ve tabii değişip dönüşüyorlar o gün. Farklı, evet, artık farklı, evet, bir insan haline gelerek daha yargısız, daha bakış açıları azalmış bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar ve bunu herkese uygulayabiliyorlar. Herkese uygulayabiliyorlar. Dilerlerse, seçerlerse ki pek tabii zaten BARS'ın kendisi bir hediye iken evet, bunu ücretlendirebiliyorlar. Bunu ücretli olarak yapabilme hakkı da elde ediyorlar. Evet. Dolayısıyla çok güzel. Öte yandan sevdiklerine bunları hediye olarak uygulayabiliyorlar. Hı hı. Bir de gifting receiving deniyor uluslararası evet, arenada. Biz de onu hediyelendirme diyoruz. Birbirine karşılıklı BARS yaparak sıra sıra bunu ücret olmaksızın yapabiliyor. Sevgili dostlar, her birimizin hayatında en az bir defa BARS'larının evet, çalışabilmesi için neler mümkün? Ben sınıfta eğitim verirken diyorum ki sevgili dostlar, bugün hiçbir şeyi sizlere burada ikna etmeye, ispat etmeye gelmedim. Sizler de zaten o kadar enerjik ve enerjetik olarak hafif oluyorlar ki farkındayım. Sizler de öyle bir şey için. Sadece flört edelim. Sadece bu güzelim Allah'ın yarattığı bu evrenle, bu yüce sistemle flört edelim. Bakalım biz bugün bir şeyi her sabah 365 gün uyandığımızdan daha farklı bir şey deneyerek hayatımızda bir şey açabilir miyiz? Evet. Çok heyecan verici değil mi? Çok heyecan verici. Ve deneyip bunu görenlerin daha sonra aldığımız geri dönümlerde ayrı heyecanlı. Yani bu hakikaten ben bazen diyorum ki sanki bir hani inanmak hiç durumunda sihirli değnek. Sihirli değnek gibi. Sanki bir böyle fiction bir film izliyor gibi. Yatın o yatağa. Biri gayet de hani korunaklı hissedebilirsiniz. Bedeninizde dolaşan bir şey yok BARS seansında. Evet. Sadece kafaya dokunarak, nazikçe dokunarak yapılıyor. Bir kendinize bu şansı bir verin. Bakayım neler ortaya çıkacak yani, deyin. İlk başta müthiş bir rahatlama. Yani o rahatlama hissi gerçekten ilk aldığım tepkiler hep bu yönde. Yani böyle sanki 10 tane, 20 tane masaj yapılmış gibi ilk seanstan sonra o rahatlama, o yükselme hissi, o kafanın içindeki bütün düşüncelerin gitmiş geniş bir alan hissi. Bunlar tabii çok stresli hayatımızda gün içinde müthiş etkiler. Ya Simla, ben ilk BARS seanslarımı aldığım zaman ne olduğunu çok anlayamadım. Başak Burcu'yum, beni tanıyanlar iyi bilir. Bayağı da ciddi endişe, böyle endişe üretme kapasitem de eskiden çok yüklüydü. Hmm. Çok kontrolcüydüm. Çünkü bir girişimci kadın, bir anne olarak, bir evlat olarak hani ben bir telefonu kapattığım zaman hani iş nasıl, işte kızım nasıl, annemlerle ilgili bir sıkıntı var mı diye. Halbuki hepsi Allah'a emanet ama bir şekilde insani endişelerim, vesveselerim vardı. Ve benim BARS seanslarım
gerçekten benim için bir zul durumuna dönüşmeye başladı. Hmm. Sevgili Cass Thomas, buradan çok derin sevgilerimi iletiyorum. Ben bedenle ilgili ileri seviye eğitimimi ondan aldım. Bu sene yine Bodrum'a gelecek. Cass'e danıştım. Hmm. Ya Cass dedim, ben böyle diye kalkıyorum barzdan ve yani bunun bir keyfe dönüşmesi için neler mümkün? Şimdi bakın sevgili dostlar, bu zaten aslında bir seçim. Sordum. Neler mümkün dedim. Evren bana mutlaka daha keyifli barzlar gösterecek artık. Bunu biliyoruz. O kadar bilerek sormamıştım. Daha aksesli yeniydim. Kes bana bir soru. Hangi bilinç, enerji ve alan olabilirim ki diye başlayan, böyle aksesli biz ona proses diyoruz. Bir soru önerdi. Elif dedi, bunu kullansana. Hı hı. Çünkü çok fazla kontrollüsün. Onun dışına çıkmak, bu düzlemin dışına çıkmakla ilgili ama böyle gelinin özel tasarladığı bir proses. Yine minnet diyorum. Gerçekten çok zeki bir adam ama bu dünya üstü bir zeka gibi geliyor bana. İlham gibi geliyor farklı. Biraz. Farklı. Gerçekten hani o böyle güzel işte sanatçılar, kutsal peygamberler gibi, işte ne bileyim çok Atatürk gibi liderlik ile ilgili yönü kuvvetli olan insanlara ben Allah tarafından bir ilhamın indiğini hep bilirim. Evet, özel enerjileri olan insanlar. Geride de bence bu var. Yani o yüklü bir proses, zor bir proses tasarlaması. Cass bana verdi. Hı-hı. Hatta sevgili Simlacım onu İngilizce olarak böyle ses kaydı yapmıştı. Ondan sonra ben onun Türkçesini de yaptım. Evet. Mucize gibi. Evet, o şimdi prosesi günde 30 kere dinlemek gerçekten hayat değiştiriyor. Gerçekten. Yani bir hafta sonrasında falan gerçekten müthiş değişimler oluyor kendinizde. Kerse böyle işte bizim tam Türk kafası ama insani kafa, bunu da yargılamıyorum. Hani bunu kaç kere yapmamız lazım günde falan. Kerse dedi ki 30 desem sana hafif gelirim. Yani aksi o kadar tatlı işte ki hafif gelir mi dedi. Dedim tamam 30, günde 30 bazen kere. Bazen iki kere dinliyorum. Bazen bir sabah bir akşam. Yani o işte artık bedenim ne kadar talep ederse ona göre gidiyorum ama dinlerken bile bir rahatlama oluyor. Yani sen bir de yayına girmeden dedin ki şu sınıfı da yapalım. Biraz ondan bahsetsene. Bio ile ilgili. Evet. Bizler biliyorsun Elifçim, yani birçok şeyi taklit etme yeteneğine sahibiz. Radyo receiver'ı gibi her şeyi alıyoruz, yapıştırıyoruz üstümüze. Bu izlediğimiz bir filmden bir sahne olabilir, okuduğumuz kitaptan bir kelime olur. Genellikle annelerimizden, babalarımızdan, ailemizden gelen bakış açıları. Ve tabii iyi olduğu kadar kötüler de var. İnsanların genel anlamda özellikle Türkiye'deki hayat şartlarından, yaşanılan stresli, zor günlerden sonra üzüntüler, bunların hepsi parayla ilgili bakış açıları üstümüze yapıştırıyoruz. Biyo taklitçilik diyoruz buna. Biyo taklitçilikle ilgili müthiş bir beden prosesi var. 3 günlük beden sınıflarında öğrendiğimiz. Ve bu Amerika'da da danışanlarımla çalıştığım bir proses ve çok etkili. Muhteşem. Gerçekten çok etkili. Çok da kolay. Genetik olarak yüklendiğimiz her şeyde. Her şey. Komşudan, yan masamızdaki arkadaşımızdan, eşimizden. Yani birisinin eski başına. Eşimizden. Evet, birisinin başına bir olay geliyor diyelim. Yani artık onu öyle kabul ediyoruz. O öyledir. Yani onun başına öyle bir şey geldi, demek ki biz de öyle yapsak bizim de başımıza gelir. Yani direkt hemen onu kendimize içimize kabullendiriyoruz, yapıştırıyoruz. Bunlardan kurtulmak lazım. Yeni yaratımlar yapmak muhteşem. İçin, yeniliği, bolluğu, bereketi çağırmak için bütün bunlardan kurtulmak lazım. O beden prosesi çok hayat değiştiren bir proses. Harika. Bununla ilgili bir sınıf gelebilir. Ay nefis. Bir de arka arkaya bu sınıfı açacağız. Cosmic Anti-Aging. Evet. Kişinin yaşlanmaya aslında bedeni karar vermiyor. Kişi seçiyor, kişi karar Kesinlikle. Veriyor. Neden bazı insanlar hiç estetik olmasa da, estetik dokunuş olmasa da çok daha genç kalıyor. Çok daha yaşının altında gösteriyor. Öyle hissediyor, o kadar hafif. Seçimden dolayı. Kesinlikle. Şimdi sizlere bunu seçtirmek neye benzer? Bu çok kolay bir şey olmadığını biliyorum ya. Elif hani seçebilecek olsak seçerdik. Bunu da barza benzer bir beden çalışmasıyla yapıp siz sadece o güzelim yatakta yatıyorsunuz. Size uygulama yapılıyor. Siz bunu öğreniyorsunuz.
Facelift bunun adı. Evet, adı Energetic Facelift. Nefis olacak. Fakat tabii bunu yaparken de yaşlanmayla ilgili bütün gene bakış açıları, evet, yargıları, düşüncelerimiz hepsini yıkıp yaratımını iptal ettiğimiz için yani o ilk seanstan sonra bile yüzlerdeki o parlaklık, muhteşem, gözlerin ışıldaması, gerginlik hemen hissediliyor. Muhteşem. Bundan daha iyi nasıl olur? Harika. Sevgili dostlar, benim için çok keyifli bir yayın oldu. Sevgili Simla'cığımla birlikte bugün bu yayını yapmak harikaydı. Sevgili yönetmenim, defalarca verecektir ekranda. Bizlerle temas edin, bu eğitimlere katılın, bu etkinliklere katılın. Bizlerle bir şekilde çok yakın, mesafe anlamında çok yakın olmayabilirsiniz. Kendi yörenizde, kendi şehrinizde kimler var diye yine bize danıştığınız zaman yönlendirme yapabiliriz sizler için. Hepimizin hayatlarına sihir saçılsa, bugün şimdi bir seferde bu olsa bu neye benzerdi? Görüşmek üzere, sevgili esenlikte kalın. Haftaya bakalım beni yeniden izlediğiniz zaman ne değişmiş olacak hayatınızda, bunun için neler mümkün?